Migren dediğimiz baş ağrısı genellikle halk arasında farklı farklı isimlendirilmesine rağmen bizim tanımlamamıza göre auralı ve aurasız migren şeklinde olmak üzere iki tipi vardır. En sık gördüğümüz aurasız migren toplumda daha fazla görülmekte. Kadın popülasyonda erkek popülasyonuna göre 3-4 kat farklı veriler var. 3-4 kat genelde bir sıklık olmakla birlikte. Genelde yarım baş ağrısı şeklinde başlar. Sonrasında iki taraflı olabilir ama bizim en sık gördüğümüz yarım baş ağrısı, yani başınızın yarısında olan bir baş ağrısı tipidir. Baş ağrısına eşlik eden faktörler nelerdir? Bunlar ışıktan rahatsızlık, buna biz fotofobi diyoruz. Sesten, aşırı gürültüden rahatsızlık, fonofobi şeklinde bir tanımlama var. Bunun dışında bazı gıdaların tetiklediğini biliyoruz. Bu gıdalar nelerdir? Özellikle peynir, turşu, onun dışında turunçgiller, aşırı kahve tüketimi, aşırı çay tüketimi, yoğun miktarda çikolata tüketimi, uykusuzluk, yoğun fiziksel aktivite. Bunlar genel olarak migrenin tetikleyici faktörleri olabiliyor veya bayanlarda aylık dönemlerde sık karşılaştığımız bir baş ağrısı tipi. Tedavi yöntemleri tabii geniş bir alan kaplamakta. Nasıl? Öncelikle medikal tedavi öneriliyor. Bu medikal tedavide migreni önleyen, baş ağrısı sırasında önerilen ve sonrasında bazı hastaların dikkat etmesi gereken noktalar özellikle bu tedavinin ayaklarını oluşturuyor. Dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir hastaların? Özellikle uykuya çok önem veriyoruz. Düzenli bir uykunun olması çok önemli. Bahsettiğimiz gibi beslenmede bazı ürünlerin, diyet ürünlerinin çıkarılması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında alternatif veya tamamlayıcı tıp diye tanımladığımız yöntemlerde akupunktur uygulanabilir, hacamat uygulanabilir, nöral terapi uygulanabilir, botoks uygulanabilir. Onun dışında en son dönemlerde, son 2 yıldır özellikle gündemimizde olan migren aşısı oluşturmaktadır tedavileri. Özellikle hastalarımızın dikkat etmesi gereken şey yarım baş ağrısı. Işıktan rahatsız olma, yüksek sesten, gürültüden rahatsız olma, özellikle mideye vuran bir bulantı hissi. Hastaların çoğunda bulantı olur ama kusmayı daha az görmekteyiz. O yüzden bu 3 tane verinin bir arada bulunması migren tanımızı %93.3 oranında kuvvetlendirmektedir.